Aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı. Sağlık çalışanları yaşadıkları sorunları ve taleplerini duyurmak için 2 gün iş bırakıyor. Bugün ve yarın bazı hastanelerde acil servisler, yoğun bakımlar dışında doktorlar görev yapmayacaklar. Ayrıntıları da Öznur Karslı, Çetin Er aktaracak. Saat 14'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyordu. Bu eylemin detayları nasıl etkileyecek? Talepler neler? Öznur Karslı, Çetin Er bize aktaracak. Öznur. Evet Ebru Baki, şu anda biz Bakırköy'de bir devlet hastanesinin önündeyiz. Türkiye genelinde sağlık çalışanları ve hekimler bu iş bırakma eylemlerine katılıyorlar. Tabii ki tüm hastanelerde geçerli değil ama İstanbul'a baktığımızda bilindik o büyük kamu hastanelerinden yoğun katılım olduğunu söylemek mümkün. Aralık ayından beri sağlık çalışanları ve doktorlar bu eylemleri belirli aralıklarla yapıyorlar ve devam ediyorlar. Yine bu iş bırakma eylemlerine aile hekimleri de katılıyor. Bugün ve yarın hastanelerde dediğim gibi katılım gösterenlerin iş bırakma eylemleri devam edecek. Aile hekimleri ise 16 Mart'a kadar uzattı iş bırakma eylemini. Öncesinde hastalara duyurduklarını, telefonla bilgi verdiklerini söylüyorlar. Peki neden Aralık ayından beri sağlık çalışanları bu ve benzer eylemleri gerçekleştiriyorlar? Birkaç madde başlıkla isterseniz özetleyeyim. İlk olarak en çok tepki gösterdikleri şu randevu süreleri. Yani bir hastaya 20 dakika da en az 20 dakika ayırmak istiyoruz. Fiziki muayeneyi yapamaz duruma geldik. Ortalama 5 dakika bir hastayı muayene ettiğimiz süre diyorlar. Dolayısıyla 5 dakika arayla verilen randevu sürelerine, randevu saatlerine de karşılar bu saatlerin biraz daha uzatılmasını istiyorlar. Bir diğer başlık asistan hekimler. Geçmişte de tartışılmıştı. Asistan hekimlerin çalışma şartları 36 saate varan nöbet sürelerine geçmişte de sağlık çalışanları ve hekimler karşı çıkmışlardı. Bu şartların düzeltilmesini istiyorlar. Ve tabii ki Covid-19'un illiyet bağı kurulmadan meslek hastalığı sayılmasını istiyorlar. Bunun yanı sıra hekimlerin belirli durumlarda malpraktis durumlarında yani hekim hatasından kaynaklı davalarda doktorların ödemesi gereken yüksek rakamlı tazminat bedellerine karşı çıkıyorlar. Bu şartlarında bu yönetmeliklerinde güncellenmesini değişmesini istiyorlar ve bunun yanı sıra da benzer talepleri var. Buradan sonra durağımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olacak. Çünkü eyleme katılanların son durağı orası olacak. Orada bir basın açıklaması düzenlenecek. Şunu da söyleyelim. Acil servislerde kesintisiz tıbbi hizmet sürüyor. Belirli başlı çok ciddi olmayan kanser gibi, Covid-19 gibi bölümlerin dışında eğer o bölümde iş bırakma eylemine katılan hekim varsa orada o gün tıbbi hizmet verilmiyor. Acillerde hizmet devam ediyor. Şu da var, son olarak onu söyleyeyim. Bugün gittiği hastanede poliklinik randevusu saatinde gidip muayene olamayan hastalarda bu sefer acil servise gidiyorlar. Bu nedenle bugün ve yarın acil servislerin yoğunluğu biraz daha artabilir Ebru Baki. Diyorum Öznur Karslı, Çetin Er. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ama doktorlar iş bırakma eyleminde. Özellikle Öznur'un da dediği gibi 5 dakika muayene süreleri veriyor ve randevular çok sıklıkla verildiği için bu sürelerin uzatılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi genel talepler arasında. Acil servisler ve yoğun bakımlar çalışıyor, onu da söyleyelim.